Başımıza gelen musibetler imtihanımız sabır azığımızdır. Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Ve la teqûlü limen yuqtelu fî sabîlillâhi emvât. بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون Ulaika aleyhim salawatun mir <laughs> rabbihim ve rahmetun ve ulaika muhtedun Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin bilakis onlar diridirler lakin siz anlayamazsınız andolsun ki sizi biraz korku ve açlık mallardan canlardan ve ürünlerden biraz azaltma fakirlikle deneriz. Ey Peygamber! Sabredenleri müjdele! O sabredenler, kendilerine bir bela geldiği zaman, biz Allah'ın kullarıyız ve biz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Bakara Suresi 154, 155, 156 ve 157. ayetler. Rabbimiz Celle Celaluhu ancak ve ancak hayatımızı idame ettirebilmek için onun yardımına muhtaç olduğumuzu haber vererek ey iman edenler darda kalsanız da kalmasanız da benim yardımıma ihtiyacınız vardır. Ancak benden nasıl isteyeceğinizi öğreteyim size. Sabretmeden, namaz kılmadan, dua etmeden benden yardım istemeyin. Benden yardım istemenin şekli mutlaka sabırdan geçer buyuruyor. İnsanın önce sabretmeyi bilmesi gerekir. Sonra da dua ve namazla Allah'tan yardım istemelidir. Eğer sabır varsa, dua varsa, namaz varsa Allah'tan yardım istemenin bir neticesi vardır. İnsanın acelesi olabilir ama Allah'ın acelesi yoktur. Allah Celle Celaluhu sabredenlerle beraberdir. Rabbimiz Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz diyor. Ayet-i kerimede önemli bir vurgu yaparak Allah buyuruyor ki: Kullarım ben sizi keyif yapasınız diye yaratmadım. Her birinizi ben imtihan için yarattım. Ne ile karşılaşırsanız karşılaşın bilin ki imtihandır. Varlıkta mısınız, imtihandasınız. Darlıkta mısınız, imtihandasınız. Çocuğunuz mu öldü? İmtihandasınız. Anneniz mi öldü? İmtihandasınız. Babanız mı öldü? İmtihandasınız. Ben sizi muhtelif şeylerle imtihan ederim. Malınızı alırım. Meyvelerinizi alırım, çiçeklerinizi yakarım. Bunları ben yaparım. Fakat niçin yaptığımı söylüyorum size? Denemek için, imtihan etmek için yapıyorum. Evladınızı da alsam, sevdiklerinizi de alsam imtihan için yaparım. Habibim, bu imtihanlara tabi tuttuğum insanların içerisinde sabredenler olacaktır, etmeyenler olacaktır sabredenleri müjdele. Kimdir bu sabredenler? Başlarına bir musibet geldiği zaman, inna lillah ve inna ilehi raciun. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz diyenlerdir. Bu sabretmelerine karşılık, ben onlara mükafat olarak rahmet ve bereket yağdıracağım. Allah Celle Celaluhu, onları rahmete boğacaktır. En çok kazançlı çıkacak olan onlar olacaktır. Annemiz öldüğünde, evladımız öldüğünde, eşimiz öldüğünde, meyvelerimiz yok olduğunda sabretmesini bilip inna lillah ve inna ileyhi raciun biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz dersek Allah bizim durumumuzu melekleri anlatır. Ey melekler, bakın bu kulumun sabrına şahit olun. Ben günahlarını sildim ve ahirette nimetleri ona verdim de verdim der. Rabbimiz Celle Celaluhu sabretmesini bilenlerden eylesin.